Bozcaada'dan çıktık. Heyecanlıyız. Çünkü bugün Çanakkale Boğazı'na doğru ilerliyoruz. Ve Çanakkale Boğazı'nı seyredeceğiz. Seyir yapacağız anlamında söylüyorum. Hatta bir sürü jargonları var. Hep duyarız, hep biliriz. Ama insanın konuşmasında ağzından kaçıyor ister istemez. Çanakkale Boğazı'ndan geçeceğiz diyoruz ki diyorum. Çanakkale Boğazı'na geçtik diyoruz. İster istemez. Ama tabii ki buranın çok özel ve önemli, anlamlı bazı jargonları var ki seyir defterlerine muhakkak hani o şekilde işlenmesi gerekir veya o şekilde konuşulması gerekir. Ben de doğal olarak ilk defa bu jargonları kullanacağım veya ilk defa bu jargonları kullanma vesilesini yakalıyoruz. Doğrusu eğrisini beraber öğrenelim diye söylemeden etmiyorum. Çanakkale'den mesela çıkılır denirmiş. Çanakkale'ye varılır denirmiş. Şehitler Abidesi'nden geçerken Şehitler Abidesi selamlanır zaten. Onu hepimiz biliyoruz. Veya abide selamlandı denirmiş. Çanakkale bordalandı da denebilirmiş. Seyir tamamlandıktan sonra da Çanakkale Boğaz seyri tamamlandı denirmiş. Günün sonunda Çanakkale geçildi veya Çanakkale'de geçididen geçildi gibi laflar asla söylenmez, yazılmaz. Bunu öğreniyoruz. İnşallah ağzımızdan kaçmaz. Doğrusunu doğru şekilde, doğru yerde kullanmayı her zaman istiyoruz zaten. Biz de bu konuda hassasız. Hassasiyetimizi de yerine getirmeye gayret edeceğiz. Biraz rüzgar alıyoruz. Ana yelkeni açmadık. Zaten dalga boyu küçük ama akıntı bayağı yükselmeye başladı. Yavaştan zaten kendini belli ediyor değil mi Hoca? 1,5 knot akıntı var. 1,5 knot akıntıyla gidiyoruz. Nasıl? Heyecanlı mısın? Evet. Vallahi biz de şimdi flow'umuzu açtık en azından. Boğaz'a girene kadar bir motor yelken seyriyle destek atalım diyoruz. Gerisi heyecan. Göreceğiz. Bugün bizim için çok önemli bir gün. Çünkü hayatımızda ilk defa Eleven'la birlikte Çanakkale Boğazı'ndan seyir yapacağız. Ve heyecanlıyız açıkçası. İlk başta Bozcaada'dan çıktık. Biraz bir flok açalım en azından Boğaz girişine kadar dedik ama rotayı tutturamayacağımızı anladık. Çok tramolu atmamız gerekiyor. O yüzden vazgeçtik. Şu anda flow'umuzu kapattık. Motor seyriyle Boğaz'a doğru ilerliyoruz. Hayırlısı paylaşımlar yaparız zaten bol bol öğrendikçe. Bayağı bir ders çalıştık. Nereden gidilir? Kuzeyden mi, güneyden mi diye. Ama akıntı haritalarını şimdi öğreniyoruz. Ve de telsiz sektör bilgilerini öğreniyoruz. Kanal 16 hep açık olacak. Ama iletişim kurarsak da gerekirse sektörlere geçiş yapılacakmış. 11, 12, 13 vesaire diye giden. Onun dışında da akıntı haritası var. Şurayı koyarız. Onları takip ederek şu anda Anadolu yakasından başlayarak daha ilerleyen zamanlarda Avrupa yakasına doğru geçiş yapacağız diye gözüküyor. Bu günkü rotamız neresi senin kafanda? Ya Kemer ya Çanak diyorduk ama. İkisinden biri olacak. Net Kemer, değiliz. Benim görüşüm Kemer ama bir Boğaz'ı bir geçelim. Evet. Ona göre karar vereceğiz. Buralara çok hakim değiliz. Evet. Önerileri alıyoruz ve açığız önerileri ama şimdi gelişmeler İlerleyen zamanlarda iyice netleşecek. Ona göre de biz de seyir yapacağız. Hafif bir dalga var. Tam kafadan geliyor rüzgar. Tam kruvamızdan. O yüzden direkt motor seyriyle 1900-1800 devirler arasında gidiyoruz. Şimdi 21-23 knot arası rüzgarlar esiyor. Bayağı sağlam ama tam Orsalık ve şimdi birazdan da Çanakkale Boğazı'na doğru seyretmeye başladık. Bize uyarılan şeylerden bir tanesi bu kardinaller. Burada bir kardinal var, dışarıdan alalım dendi. Bu kardinale geldiğimizde de yine dikkatli geçiş yapmamız lazım. Yine şu açık pembe hatta kalmamız yeterliymiş ama eğer gemi geliyorsa
Orada biraz oyalanacağız. Ona geçiş hakkı tanıyıp ondan sonra ilerleyeceğiz. Böyle şeylere dikkat ederek ilerlemeyi planlıyoruz. Tabii ki hiçbir yelken, hiçbir şey açık değil. Ne varsa kapatmıştık zaten seyir boyunca. Çanakkale abidesi de çok uzaktan görülmeye başladı. Selam vereceğiz diye çok heyecanlıyız şimdiden. Şehitlerimize saygı anacağız. Zaten buradan geçmek bile biraz duyguları kabartıyor. Herhalde oraya yaklaştıkça inanın ne hissedeceğimizi ben de bilmiyorum. Burada gayet net bir şekilde gemi separasyon yolunu görüyoruz. Sancak tarafı gemilerin gidiş tarafı, yukarıya doğru Çanakkale'ye çıkış tarafı. İskele tarafı, yani daha doğrusu şöyle kuzey tarafı, kuzey yakası da geliş tarafı, yani Boğaz'dan çıkış tarafı. Biz tabii Anadolu yakasından, yani güneyden ilerleyeceğimiz için gemiler hep arkamızda kalacak. Hep onları kolluyor olacağız. Çünkü onların hızları bizimkinden çok daha yüksek katmanlarda olacaktır. Hep bizi geçiyor olacaklar. Bu separasyon hattında biz içeriye girmememiz lazım. Bizim son çizgimiz şu açık pembe hat olacak. İnce olan. İnce olan. Böyle dar boğazlarda, bu dar geçişlerde sadece pembe, açık pembe hattın üzerine en fazla çıkarsak yeterli olacağını düşünüyoruz. Zaten öyle de bir tüyo almıştık Yiğit kaptanlardan ve Engin kaptandan. Şu iki separasyona dikkat edersek gerisini hep içeride alacağımız gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi şu boğazlarda önce gemi, sonra biz. Bunlara dikkat edersek herhalde kolayını atlatacağız gibi gözüküyor. Akıntı bu yönde geliyor ve 2.2'ye kadar akıntı hızı çıktı şu anda. Ve biz 1800 devirle gidiyoruz. Şu kardinali geçmeye bekliyoruz, hedefliyoruz. Hızımız 3,5 ile 4 nata, yani 3,5-4 nat arasında değişmeye başladı. Bundan önce aynı seyri 5,5-6 nat hızında Şimdi yapıyorduk. yaptığınızda 2,2 koy. Evet, 2,2 nat hızında akıntılara girdik. Bakalım kardinali geçince neler olacak. Çanakkale Boğazı'na resmen girdik. Ve gönül rahatlığıyla Çanakkale Boğazı'na girildi diyebilirim şu anda. Bu Dalga şey, gelecek, sallanacak. evet, motor yatın dalgası geliyor. Tabii ki. Velhasıl birazdan dalgalı karşılıyor olacağız. Bilmiyorum nasıl olacak, hissedilecek mi? Of. İşte bir küçük bir motor yatın dalgasının etkisi. Bordadan geldiği için, iskele bordamızdan geldiği için savrulmadık. Bu arada akıntımızın hızı 2,2 nata çıktı. Bizim hızımız çok düştüğü için devir saatini 1800'den 2300'lere çıkardık. Çanakkale Boğazı'ndayız. Ve tam Şehitler Abidesi'nin önüne yaklaşıyoruz. O yüzden anmadan edemeyeceğim. Çok da duygusaluz. Gerçekten gurur duyuyorum. Çanakkale Abidesi'nde şehitlerimizi selamlıyoruz. Ne mutlu. Türk'üm diyoruz. Değil mi? Şehitler Abidesi'ni selamladık. İskele bordamızda bıraktık. Tankerler sırasıyla bizi geçiyorlar. Şu anda 80 beygir gücündeki motorumuzla 2100 devirde ilerliyoruz ve 6,5 hızında devam ediyoruz. 6,5 nat hızında. Seyir yapmak bir gurur kaynağı ama bu bile bize mutluluğumuza yeter.
onur duyuyoruz gerçekten. Efes burnunu sancağımızla göreceğiz. Kadar gördük akıntı hızını. Evet, Kepez burnunu bordalıyoruz şu anda. Sektörlerle ilgili biraz bilgi vermeye çalışayım. Biz de yeni öğrendik tabii bunların hepsini. Burada bölgesel sektörler var. Hani şöyle ki kimisi bakayım şu anda. Diyelim ki sektör Kumkale, sektör Narat, sektör Gelibolu diye Boğaz'ın bölgesel olarak belli bazı sektörlere ayırmışlar. Bu sektörler içinde hepsi aslında Kanal 16'ya bağlı. Kanal 16 açıyorsunuz ama sektör Nara'ya diye çağrı yapılırsa size sektör Nara'nın Kanal 12 olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sektör Gelibolu'nun da Kanal 11 olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sektör Kumkale'nin de mesela Kanal 13 olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu bazen direkt 1-3-1-3 diye çağırıyor olabilirler. Sektör Kumkale diye çağırıyor olabilirler. Ya da sektör 13 diye çağırıyor olabilirler. Yine de elinizde hazır bulundurursanız bu sektör bilgilerini direkt yanıt verebilirsiniz veya direkt kanal geçişi yapabilirsiniz diye önerebilirim. Bazen mesela uyarı olabilir. İşte yelkenini kapat veya bölümden geçme, bu kanaldan geçme diye bilgi dahilinde olmasında fayda var hepimiz için. Teknemizde Ice Bay Transponder modeli var. Bu yüzden de hem görünüyoruz hem görüyoruz tekneleri, Ice'ı olan tekneleri. Burada mesela bir örnek bir geminin üzerine tıkladık. Orada genel bilgilerini giriyoruz. Adı, boyu, eni, en bilgilerini vesaire hepsini buradan görebiliyoruz. Hatta mesafe uzunluğu bizden ne kadar mesafede uzaklıkta. Bu alttaki gördüğümüzde çatışma süremizin ne kadar az veya çok kaldığını, yani burada 13 dakika sonra bizle beraber onun çatıştığı tam ara noktayı, zamanını görüyoruz. Çatışma noktasını. Sağ tarafta da tekneyle ilgili genel bilgileri, hani mevkisi nerede, hangi şeyde, hangi hızla gidiyor. Mesela 12.9 hızıyla seyir yapıyormuş şu anda. Ve hangi istikamette, hangi kerterizde olduğu vesaire. Bunların hepsinin bilgisini de sağ alanda görebiliyoruz. Mikrofon ne yazık ki çok kötü kayıt yaptığı için ben destek atıyorum şu anda. Bu alanlarda ayısı olmasının çok faydasını görüyoruz. Çünkü hem göründüğümüz için anons edilebiliriz. Hem de gördüğümüz için tekneleri çok büyük bir konforla seyir yaptığımızdan bahsediyor şu anda Olcay. Ben de buradan ona tercüman oluyorum. Trafikli bölgelerde görünüyor olmamız her zaman büyük avantaj sağladığını söyleyebilirim. Gece seyirleri için de çok büyük avantaj sağlıyor. 2 dakika önce arkamızda olan gemi şu anda önümüzde bu kadar hızlı yani. İnanılır gibi değil. Şimdi arkamızda tam iskele bordamızda Seddülbahir'i görüyoruz. Ve aynı zamanda kanal geçişleri var. Feribot şu anda gemiye yol hakkı veriyor. Şu anda 2.8'leri buldum. Oyalanacakmışız. Oyalanmamız gerekiyormuş. Oyalanacağız. O geçiş yapacak. Çünkü çok yakından geçiyorlar buraya sığmak için. Burayı da bu şekilde öğrenmiş olduk. Ama gerek kalmadı. Olayına geçiyoruz işte. Olcay böyle
Gemi trafiğinde seyir yapmak değişik bir duyguymuş ha. Evet ama devamlı yapmak sıkıcı olabilir ama yelken açamıyorsun. Evet, yelken açamıyoruz, onun derdine düştük. Devamlı bir de poponu kollaman gerekiyor. Saatlerimiz 7:05 geçiyor ve hala Boğaz'dayız. Seyir etmeye devam ediyoruz gemilerle, şleplerle, büyük güzel yelkenlilerle. Bunlardan bir tanesi de tam burada. Ve neredeyiz? Şöyle baktığımız zaman hava bu arada 23 knot, 22 knot falan esiyor. Müthiş bir saatte, müthiş bir manzaraya şahit oluyoruz. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Vallahi biz çok mutluyuz şu anda. Kardinallerin içinden geçmeye karar verdik. Yani gemi yolundan resmen. Ama iyi oldu. Bence çok daha sağlıklı oldu. Şu an... Yani dışından geçsek biraz daha tehlikeli. Ha? Tonozlar var bir şey. Evet değil mi? Evet, tonozlar varmış zaten. O yüzden kenar kenar o şamandraların, sancak samandıranın içinden geçtik. Dönüşte de kırmızı olan iskele samandıraların arasından geçiyor olacağız. Bu şekilde doğru karar verdiğimizi gördük. Bakalım buradan da gösterelim ne yaptığımızı. Evet, şu şamandıra yolları vardı. Gemi yoluna girip aslında şamandıraların içinden geçtik. Bu yoldan çıktık, zaten tonozlar koymuşlar. Buralarda iyi yaptık yani. Geldik. Lapseki'nin hemen yakınlarındaki bu çardak koyuna gireceğiz. Şuralarda debirleriz diye hayal ediyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü eşliğinde 11.
Varacağımız Lapseki Çardak Koyu'na çok az kaldı. Şuraya gidiyoruz. Ve burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bir kere bir tane kardinal var önümüzde. Buna dikkat edeceğiz. Gerçi pek alakamız yok. Ay. Pardon. Bunun dışında ikincisi buralarda batıklar var. Şöyle göstereyim. Şurada demir atacağımız yerde, biz buralarda demir atmayı planlıyoruz ama buralarda batık var. Bir tekne batıkları herhalde, gemi veya tekne. O yüzden batıklara dikkat etmemiz lazım. Lapseki'ye geldik. Saatimiz 8. Tam 8 akşam. Çanakkale Boğazı'ndan çıkmadık henüz. Ama bayağı yolu ilerletmiş olduk. Yine harika bir gün batımına şahitlik ediyoruz. Ortam çok güzel. Gerçekten de. Lapseki'ye varıldı. Güzel bir koyundayız. Çok güzel de rüzgar ve dalga kesti burası ve sesi geliyor mu bilmiyorum ama bir düğün olayı var karşımızda. Bizi kutluyorlar. Kendilerini mi kutluyorlar belli değil. Bence bizi kutluyorlar. Buralara kadar geldik tek başımıza diye. Burada da bir balık çiftliği var çok yakınımızda. Ara ara yunuslar yüzdüğü oldu. Ve seyrimize bakalım. Bugün Bolcada'dan bu yana neler yapmışız. Seyir planımızda şu gözüküyor. Tam 9 saattir yoldayız. Ortalama 5.3'e gitmişiz. Akıntıyla birlikte akıntıya karşı 56.6. Hadi geçmiş olsun, hoş geldik. Lapseki'ye varıldı. Yandın değil mi? Olacak. Ooo, bu arada şaraplar çıkmış hemen. Bu aldığın Bozcaada şarapları mı? Evet, Vasilaki. Ha, afiyet olsun bize o zaman şimdiden. Bu arada bilmiyorum seni ama benim ellerim ayaklarım hala titriyor. Motor seyri, 9 saat motor seyri yaparsak böyle olur. Hızzz gibi, böyle arı gibi titriyor bedenim şu anda. Aynen. Ve Çanakkale Köprüsü'ne bakarak manzaramız müthiş şu anda. Hadi bakalım, hoş geldik. Ne düşünüyorsun? Gayet güzel, dinlenmeyi düşünüyorum. Hayır, nasıl geçti senin için? Yani seyir? Şeydi, monotondu biraz tabii ki, bir heyecan vardı. Artık Çanakkale'nin abidelerini selamladıktan sonra, yukarıya geldikten sonra ne burnuydu? Lara. Nara neydi? Nara? Lara Croft, evet. Nara burnu, doğru. Nara burnu geçtikten sonra şey oldu, monotonlaştı yani. Nara'ya kadar evet. Güzeldi, Nara'dan sonrası. Yani yelken açmayınca yani. Tabii bir şey oluyor, bitmiyor yol gibi oluyor. Bir de hava vardı, bak biz geldik. Ay evet, dedik. 23 knot'a kadar ben gördüm estiğini. Ama hiçbir şey yapamadık. Bir de kafadan esiyordu. Evet, kafadan. Baktığın gibi. Zaman. Hadi, hadi bakalım, afiyet olsun. Ve de hoş geldik. Hadi bakalım, hoş geldin canım. Bundan sonra seyrimiz kuzeye doğru, İstanbul'a doğru devam edecek.